Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel'in günlük kullanımınızda kolaylık sağlayacağınız bazı teknikleri, bazı kullanım şekillerini sizlere anlatmak istiyorum. Bunların bir kısmı tuşlarla, bir kısmı da özel düzenlemelerle yapacağınız arkadaşlar kolaylık olacak. Örneğin hemen başlamak gerekirse otomatik tanımlama, autocomplete özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aynı şekilde Word'de de geçerli. Şöyle düşünün. Ben kendi adımı çok sık yazıyorum. Faruk Çubukçu. Bakın FC dememle kendi adımı yazdırmış oluyorum. Aynı şekilde bir şirket adı olabilir ve uzun uzun yazdığınız, sık yazdığınız bir diyelim cümle, kelime olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Dosya, İngilizce kullanıyorsanız file'da, seçenek optionlarda, dediğim gibi aynı şekilde Microsoft Word ve PowerPoint içinde geçerli. Bakın yazım denetlemesi oto işte arkadaşlar İngilizce şekliyle otomatik autocomplete olacak. Bakın burada otomatik düzeltme seçeneklerine geldiğinizde arkadaşlar herhangi bir şey FC yazınca Faruk Çubukçu gelsin. Efendim Faruk FB yazınca da ondan sonra Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri şirketi gelsin diye olsun. Ekle diyorum. Bu kadar. Kapat dedim. Ve ondan sonra FB yazdığımda görmüş olduğunuz gibi Faruk Çubukçu Bilgi Teknoloji şirketleri geliyor. Kullanmak istemediğinizde tabii FB diyorum, spacebar'a veya tab'a basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra o kendisi tamam diyor. Kullanmak istemediğinizde tabii ki oradan iptal etmeniz gerekir. Ben Word'de çok kullanıyorum böyle şeyleri. Bu sefer de karışıyor. Bir şey yazdığınızda o geliyor. Yani aynı şekilde gidip oradan o listeden seçip iptal etmeniz gerekiyor. File Options'da buradaki arkadaşlar syntax bölümü olabilir. Geldiniz buraya autocorrect şeylerinden, autocomplete düzenlemelerinden FC'yi bulup artık istemiyorsak görmüş olduğunuz gibi sille onu kaldırabiliriz. Öbür türlü hep karşınıza gelecektir. Tabi burada amaç o karşınıza çıkıyor ya, siz bir şey yazınca hani yanlış yerine yanlış yazıyorsunuz. Onları tamamlamak amacıyla daha çok Word içinde düşünülmüş olabilir. Peki devam edelim. Gelelim veri girişimize. Devam edelim. Tarih yazacağız burada. Bir günün tarihi. Günün tarihi neydi? İşte 4 mü 6 mı 5'ti noktaydı. Ctrl Shift noktalı. Aslında kontrol noktalı virgül. Bir orijinal klavyede. Ancak noktalı virgülü biz Shift ile çıkardığımız için kontrol noktalı virgül. Dolayısıyla onu Ctrl Shift noktalı virgül diye söylüyoruz. Hani bir Amerikan klavyesinde Amerikan klavye, yani o orijinal klavyede kontrol noktalı virgül doğrudan çıkan bir tuş. Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini çıkarabildik istediğimiz hücrede arkadaşlar. Günün saati gerekiyorsa Ctrl Shift 2 nokta üst üste 16:28 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bunlar kolaylık. Peki devam edelim. Ctrl D bakın. Duplicate gibi sanıyorum üstten alıyor. Ctrl çift tırnak kota o da aynı şekilde. Yani üsttekini tekrar etmek için kullanacağınız tuşlar arkadaşlar. Aynı şekilde sağ tıklayarak bakın yine açılan listeden drop down listeden take drop down buradan yukarıdaki elemanları görüp alabilirsiniz. Drop-down listesinden alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunları yaptık. Alt-Enter, Ctrl-Enter şöyle bir şey. Alt-Enter şu, buraya yazdığınız şey satış ve pazarlama dediniz. Alta geçeceksiniz. Alt-Enter sorumlusu dediniz. Yani şu bizim buradaki hani Word Wrap metni kaydırı manuel olarak istediğiniz yerden yapmış oluyoruz arkadaşlar. Shift F2 nedir? Açıklama girmek için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Buraya gelip bla bla yazılabilir arkadaşlar. Yani bununla ilgili bir açıklama yazdım anlamına gelecektir.
Devam edelim. Bazı şeyler. İşte ok tuşlarımız. Bunlar biliyorsunuz sona gitmek için onu seçmek oldu ama kontrol alt ok diyeyim. Tabii biz sona başa nasıl gidiyoruz hatırlayın. Aktif hücredeyiz şu anda. Aktif hücremizin dört kenarında, biliyorsunuz burası doldurma kurumumuz, dört kenarı çevrelenmiş. Dört kenarın altına çift tıklayınca en alta, en üste, en sağa, en sola. Yani şöyle biraz büyütecek olursa bir hücre düşünün. Dört kenarı aktif seçili o kalın işaretten. Sağ kenarı en sağa, sol kenarı en sola, üste ve alta gidebileceğiniz çift tıklama yöntemleri. Tabii aynı şekilde sütun eklemek etmek de, yani adını şurada da istiyorum, seçtim. Buradan alırken shift ve kontrol shift'imiz var. Shift'i alırsanız araya taşınmış olacaktır. Kontrol shift'i alırsak da araya eklenmiş olacaktır. Aksi takdirde işte sağ tuş, copy, paste falan filan, onlarla uğraşmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Ondan sonra F11 tuşu, grafik tuşu, tabii grafiksel veri olacak ki elimizde, bastığınızda F11'e arkadaşlar hemen onun çizgi grafiğini çiziyor. Tabii anlamlı bir veri olursa daha iyi olur. Evet, özel listeler, custom list işinize yarayabilir. Diyelim ki ben burada işte Ocak, Şubat yazacağım. Şöyle biraz yana geçeyim. Ondan sonra sizlere diyelim ki işte Ocak dedim. İngilizcesi de yazılabilir. Ve bunu çektiğinizde geliyor. Çektiğinizde geliyor. Gün isimleri geliyor. Pazartesi diyelim. Ondan sonra Salı diye geliyor. Ama siz istiyorsunuz ki illerde gelsin, İzmir, Ankara diye, işte bölgelerde gelsin, bürolarınız, fabrikalarınız da böyle çok kullandığınız günlük şeyleriniz de gelsin isteyebilirsiniz. Onu da gidip şuradan düzenliyorsunuz. Gerçi bir range'i de bir alanı da oraya aktarabilirsiniz. Yine dosya file'dan seçenekler options'a gittik. Bu advanced'de gelişmişti, advanced'de ve en altında. Edit Custom List, özel listeleri düzenleye basıyorum. İşte burada ne varsa geliyor. Bakın ben yazmıştım zaten. Standardı şu kadar. Sizin için yeniden hazırlayayım. Mesela ekle diyorum. Yeni listeymiş buradan. Tabii bir yerden de alıp atabiliyorsunuz buraya. Örneğin benim şöyle mağazalarım var. Akdeniz, virgül, Ege, virgül, Marmara, virgül, işte ne diyelim, Karadeniz yazdım. Bunlar benim bölgelerim. Ekle dedim, tamam dedim. Herhangi bir yere gidip Akdeniz'de başlamıştık değil mi? Akdeniz dediğimde ve çektiğimde bunları Akdeniz, Marmara Deniz, Karadeniz diye getirecektir arkadaşlar. Bunlar da şey. Aslında görüyorsunuz bayağı bir teknikler var. Daha güzel şeyler, seriler. Örneğin bir sıra numarası, bakın bir sıra numarası eklemek istiyorsunuz. Hani hep klasik vardır ya işte 1-2-3 çekmek gibi falan. Yani adam 1-5 olur, 1-8 olur veya farklı olur. Bakın 1 yazdım, çekiyorum, tamam. Buradan artırabilirsiniz ondan sonra ya da bunu direkt kontrolle çekersiniz, artacaktır. Ama 1-5-10 bilmem ne olacaksa da bakın. Yine çekebilirsiniz. Doldurma seçeneklerine de gidebilirsiniz buradan arkadaşlar seriye. Ama daha atraksiyonlusunu yapayım derseniz mouse'unuzun bu sefer soluyla değil sağ tuşuyla çektiğinizde dizi seri çıkacaktır. Burada normal doğrusal bakın 3. Bu ne demektir? 1, 3 toplayarak git. 3'er 3'er yani 1 artı 3, 4, 7 diyerekten. Diğer opsiyonuna geçelim. Bakın yine dizi. Yine 3 dedim. Dikkat. Buna lineer ve growth büyüme çarparak demek. Bakın 1 ile 3 ile çarparak 1, 3, 9, 27 diye gidecek şekilde olabilir. Aynı şekilde bir tarih girilecekse buraya ve tarih serisini çektiğinizde tabii ki normal çektiğinizde buradan günler, iş günleri vesaire
Hepsi mümkün. Aylar falan doldurmak. Ama bakın aynı şekilde yine sağ tuşla çektim. Seriyi aldım. Dizi, series. Gelecek. Tarih, iş günü olarak, beşer iş günü olarak, üçer iş günü olarak gibi artır. Tarih, yani size birisi bir tanışma tablosu yapalım. Bugünden başlayalım ve ikişer iş günü olarak ilerleyelim dese yandınız, outlunuzu açacaksınız, iş günlerini bulacaksınız vesaire vesaire. Doğru tarih biliyorsunuz. Şubat'ta sorun var, 30-31 meselesi var. İşte onun için kolaylıkla hiçbir zaman için o tür hataları yapmayacak. Çünkü bunların hepsi gerçek bir tarih. İkişer iş günü olarak size yapacak. Veya işte ben aylar olarak istiyorum ama ikişer ay olarak, üçer ay olarak artırmak istiyorum gibi. Üçer ay artarak gidecek arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Evet, bunların hepsi işte çok sayıda bu tekniklerimizden birisi. Epeyce yaptık sanıyorum. Çift tıklamaları, F11'leri. Ondan sonra Ctrl Enter. Ctrl Enter da şudur. Yani iki alan seçmişseniz biliyorsunuz CTRL vardır ya burası. Hani burayı da seçiyoruz, burayı da seçiyoruz. Hani işte bitişik olmayan alan seçimi. Buraya bir şey yazdınız. 1250 lira, 1240. Ctrl Enter'a bastığınızda bütün o alana girecektir. Ya da aynı şekilde bir alan seçtiniz. Ali yazdınız. Ctrl Enter'a bastığınızda Ali'leri girmiş olacak o alanın tüm hücrelerine. Arkadaşlar, başka eklemeleri yaptık. Hızlı oldu mu? Evet, meşhur flash fili görelim. Bu da neydi hatırlarsanız ekle dedik. Şuraya da Faruk Çubukçu yazalım. Ondan sonra buraya da Faruk Çubukçu yazalım. Peki, şimdi bakın buraya geldim, Faruk dedim. Tamam, güzel. Yani bunun ilk parçasını büyük harfe çevirmiş oldum. Ctrl E. Ondan sonra undo yapayım. Aynı şekilde şundan bahsediyorum. Hızlı doldurma, flash fill bildiğim kadarıyla. İngilizce sürümlerde de Ctrl E de geçerli. Bir tane örnek yazıyorum. Buradaki verilere ilişkin. Ve Ctrl E ile tamamlıyorum. Böylelikle bakın ismi ve büyük harfe çevirici. Daha farklı bir şey. Efendim fa olsun ve sicil numarası olsun. Faruk olsun. 1001 olsun. Yani metin birleştirme, metin ayırma, tarih birleştirme, tarih ayırmayı size yapacak. Bölge satış sorumlusu. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi bunları da hepsini yaptı. Ahmet Ayçin niye olmadı? Büyük ihtimalle verilerimizin düzgün olmadığından kaynaklanıyor olabilir. Çubukçu yazayım sadece. İşte ikinci son kısmını almış olacak. O anlamda iki, isim şeklinde değil. Yani bunun iki parçaydı. Birincisini aldı gibi büyük harf küçük harfe çevirmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tarihle de ilgili olabilir. Eğer burada bir günü tarihi varsa son yapayım. Faruk dedim. Oradaki tarihin yıl kısmını alıyorum. 2021 diyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi hepsinin yıllarını aldı arkadaşlar. Çünkü bu şekilde kimisi 2020. Bakın bunu 2019 yapayım. Yani bunu da 2019 diye tekrardan gireyim yapayım. Ctrl E diye. Tamam. Hiç sorun değil. Kafam karıştı. Faruk 2021. Yani sıralı gitmediğini söylemek istedim. Ne varsa onu alacak. Hani buradan sanki bir sırayla gidiyormuş gibi değil. Onun tarih kısmını ekleyerek aldı şeklinde bir veri girişi yapmış olduk gördüğünüz gibi. Yani demek ki veri girerken kullanabileceğimiz yöntemler bunlar. Yine aynı şekilde sanıyorum bunu yapmıştık. Listeden al şeklinde olabileceğini, tamamlanabileceğini arkadaşlar yaptık. Özel listeler, hızlı doldurmaları, eklemeleri de sanıyorum yaptık. Şöyle bakıyorum. Tabii onun dışında
standart olarak hani bir şey yaptığınızda, ne bileyim hani hep örnek ürün deriz, ben hep böyle şeyler yapıyorum. Ürün 0-1, bu ne demektir? Aşağı doğru çektiğinizde zaten artacak demektir. Arkadaşlar böyle bir sayısal diziyi, yani tire de olsa sanıyorum aynısını yapacaktı. Yani bunlar da verileri işte girerken kullanabileceğimiz teknikler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, basit günlük hayatımızı kolaylaştıracağımız hem kısa yol tuşları hem de bazı düzenlemeler, özellikle otomatik tamamlama gibi sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii flash fill ve hız doldurma da bunların içerisinde çok popüler olanı ve uygun olanı artık günlük hayatımıza ekleriz, kullanırız. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.